Parametre ile devam ediyor. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ankara'nın gündemiyle başlıyor Parametre. Ankara'nın gündeminde ağırlıklı olarak seçim var gibi görünüyor. Tam bununla ilgilenecektik ki Amerika'dan gelen açıklamalar az önce Trump kafası diyerek Hürriyet gazetesinden aktardığımız haberin özelinde F-35'leri, S-400'leri dolayısıyla Amerika, Türkiye ve Suriye arasında gerçekleşecek konuları konuşuyoruz. Bir taraftan gündemimiz ekonomi elbette. Ekonomi tarafında neler gerçekleşiyor? Hangi toplantılar bizi nereye doğru taşıyacak? Neresi yeni pazarımız olacak? Bütün bunların ayrıntıları üzerinde duruyoruz. Diğer yandan kendi konumuz olmamakla birlikte mesela Brexit gibi bir süreci de yakinen takip etmek mecburiyetine kaldığımız bir dönemdeyiz. Dolayısıyla çok fazla parametre var günümüzü ilgilendiren, fiyatlamaları ilgilendiren. Dicle Canova da Ankara stüdyomuzda bizleri bekliyor. Dönelim Dicle'ye ve soralım şu siyaseten itiraz meselelerini çokça konuşuyoruz. Günaydın her şeyden önce Dicle. Çok fazla konuşuyoruz bu günaydın işi. Günaydın Mine. Dünyada konuşmaya başladı. İşte Twitter tarafına bakıyorum. Dünyada trend topik olmuş durumda. En çok konuşulan konulardan bir tanesi. İstanbul'la bir başlayalım. Bu itiraz süreci nasıl yürüyecek? Önümüzde ne kadarlık bir gün var? Mazbatalar ne zaman teslim edilecek? Sürecin ne olduğunu bilirsek çünkü çok daha sakin karşılayabiliriz gerçekleşenleri herhalde. Evet, aslında süreç net. Önce ilçe seçim kurullarına itiraz yapıldı. Şimdi bunlar ele alınıyor, değerlendiriliyor. İki günü var ilçe seçim kurullarının. Buradan çıkacak sonuca partiler il seçim kurulları nezdinde itiraz edebilecek. Orada da iki günlük bir süreç olacak. Ve son aşamada Yüksek Seçim Kurulu'na taşınacak tüm bunlar. Son kararı da Yüksek Seçim Kurulu verecek. Peki ne zaman verecek? En son tarih 13 Nisan diyebiliriz. Ama tabii bu süreçler daha hızlı seyredebilir. Yüksek Seçim Kurulu'ndan daha erken bir karar çıkabilir. Netice itibariyle normal prosedüre baktığımız zaman 13 Nisan itibariyle artık genel seçim netleşmiş olacak. Resmi sonuçlar açıklanmış olacak. Ve tabii kazanan belediye başkanları da mazbatalarını alıp görev başına geçecekler. Ama tabii bu süreçte en heyecanlı noktalardan biriydi İstanbul. Evet, dünyanın da gündeminde İstanbul seçim sonucu. Çünkü dünyanın da en gözde en büyük şehirlerinden birisi İstanbul. Dolayısıyla dikkat çekiciydi buradan çıkan sonuç. Çok az bir oy farkla bitti orada seçim yarışı. Ve tabii şimdi doğal olarak hukuki bir hak olarak da siyasi partilerin itirazları var. Bu itiraz süreci işletiliyor. Şimdi AK Parti 39 ilçede birden itirazda bulunmuş vaziyette. Ne diyor iktidar partisi? Hile ve usulsüzlükler var diyor. Sandık sayım cetvelleri ve sonuç tutanakları ile YSK'ya bildirilen oylar arasında farklar bulunduğu iddiasında AK Parti. Hatta il başkanı gün içerisinde dün birçok kez açıklama yaptı ve şimdiden 2675 oyun bu şekilde tespit edildiğini de ifade etti. Bir yandan da geçersiz oy mevzu var. Bu seçimde çok yüksek olduğu zaten tüm siyasi parti kurmaylarınca ifade ediliyor. Bu geçersiz oyların yeniden sayılıp sayılmaması üzerinden bir tartışma devam ediyor ki işte dün gece de Yüksek Seçim Kurulu bu konuda bir toplantı yapmak durumunda kaldı. Neydi orada mesele? 7 ilçede İstanbul'da bu geçersiz oylar AK Parti'nin isteği üzerine sayılıyordu ama CHP bu oyların yeniden sayılmasının hukuki altyapısı bulunmadığı yönünde bir itirazda bulundu ve onun üzerine oy sayımı durduruldu. Bu sefer AK Parti Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu ve dün gece Yüksek Seçim Kurulu toplandı. Bu meseleyi değerlendirdi ve o 7 ilçede geçersiz oyların sayımına devam edilmesi yönünde bir karar verdi. Yani oy sayımı başlamışken yarıda kesilmemeli ve bu sonuçlandırılmalı dedi Yüksek Seçim Kurulu. Dolayısıyla bu geçersiz oylara da şimdi yeniden bakılıyor. Şimdi geçersiz oy nasıl geçerli hale gelir? Birçok insanın kafasındaki soru bu. Aslında AK Parti orada şuna itiraz ediyor anladığımız kadarıyla. Malum bu seçimde ilk kez tüm oy pusulaları tek bir zarfa yerleştirilmiş vaziyette. İşte orada zarftan bir pusulanın bile eksik çıkması durumunda kullanılan diğer pusulalardaki oylar da geçersiz kabul edildi diyor AK Partili yetkililer ve bunun hukuki olmadığını iddia ediyorlar. CHP ise madem bu böyleydi sandık başında geçersiz oylara şerh düşülmeliydi. Bu şerh düşülmediği için şimdi yeniden bu oyların sayılmasının istenmesi
tanesinin hukuki altyapısı yoktur iddiasında. İşte tüm bu tartışmalar devam ederken netice itibariyle tüm taraflar da Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği kararlara karşı saygı duyacaklarını ifade ediyorlar ve işte dün akşam Yüksek Seçim Kurulu bu 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde bir karar verdi. Tabii şimdi İstanbul'da bu itiraz süreci nasıl sonuçlanacak? Sonucu değiştirecek mi? Bunlar merak konusu. Bunlar merakla bekleniyor. Sadece İstanbul değil, aslında Ankara'da da 25 ilçede. Burada da seçim sonucu 3 puanlık bir farkla ortaya çıktı. Ankara'da da AK Parti itirazda bulundu. Dolayısıyla Ankara'da da ilçelerde yeniden oy sayımları yapılıyor. Geçersiz oylara bakılıyor. Ankara'dan da ne sonuç çıkacak önemli. Sadece bu da değil. CHP, MHP, tüm partiler birçok noktalarda itirazlarda bulundular. Neden? Özellikle siyasi partiler çok az oy farkıyla sonuçlanan neticelerin bir kez daha gözden geçirilmesi yönünde hareket ediyor doğal olarak. Çünkü orada seçmen iradesinin tam olarak sandığa yansıyıp yansımadığından emin olmak istiyorlar. İşte Türkiye'de bu hukuki süreç, bu itiraz süreci devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden gelen bir açıklama çok dikkat çekti açıkçası. Neydi bu açıklama? İtirazlara ilişkin haberleri takip ediyoruz dedi sözcü. Özgür ve adil seçimler demokrasinin önemli bir parçası. Türkiye'den de aynı şeyi bekliyoruz. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil ifadesini kullandı Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Şimdi meşru bir itiraz süreci devam ederken gelen bu açıklama tabii tepkilerini de beraberinde getirdi. Dışişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama yaptı. Hiçbir ülkenin hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur dedi Dışişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun ne karar vereceğinin beklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Sadece Dışişleri değil Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı da Twitter'dan İngilizce bir tweet atarak Dışişleri Sözcüsü'nün bu açıklamasına tepki gösterdi. Yabancı devletler seçim sürecine saygılı olmalı mesajını verdi Fahrettin Altun ve tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye, Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz ifadesini kullandı. Keza Fahrettin Altun da bu itirazların netice itibariyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından sonlandırılacağı ve bir nokta koyulacağı kararın da YSK'ya ait olacağının altını çizdi. Şimdi az önce de söyledim, hemen hemen tüm partiler, CHP'de, AK Parti'de, diğer başka yerlerdeki itirazlarda bulunan diğer partilerde Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği son karara saygılı olacaklarını ifade ediyorlar. İşte o karar sonrası da mazbatalar alınacak ve resmi olarak belediye başkanları görevlerine başlayacak. Belki bu süreçte bir miktar Ekrem İmamoğlu'nun Ankara ziyaretinde Anıtkabir özel defterine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla imza atması da eleştirilerin o yüzden odağına oturdu. Çünkü henüz mazbatasını almış değil, resmi olarak göreve başlamış değil. Resmi bir görev olmamasına rağmen bu sıfatı kullanması tepkileri de beraberinde getirdi. Dün zaten haberlerimizde detaylı olarak verdik. Hem Milli Savunma Bakanlığı Anıtkabir'deki usule aykırı davranışlar konusunda tepkisini dile getirdi. Hem de olayın gerisine baktığımız zaman CHP'nin sadece CHP heyeti olarak Anıtkabir'den izin aldığı ama buna karşılık işte Anıtkabir özel defterine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan sıfatıyla imza atması üzerine bir takım tartışmaları da beraberinde getirmiş oldu. Hatta Mevlüt Uysal dün akşam CNN Türk yayınına çıktı ve şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı benim dedi haklı olarak. Netice itibariyle henüz resmi sonuçlar çıkmadı. Henüz mazbatalar verilmediği için şu an itibariyle bu sıfatın kullanılması çok da şık bulunmadı siyasi çevrelerce. Bakalım bugün bu tartışmalar nereye evrilecek? Bu itiraz süreçleri sonunda bazı sonuçlar değişebilecek mi? Yoksa ilk akşam açıklanan, belirlenen sonuçlar neticesinde mazbatalar mı verilecek? Bunlar merak konusu açıkçası Mine. Dicle, evet süreç itiraz tarafında bu şekilde işleyecek. Fakat gözümüzü artık biraz daha başka bir şeylere herhalde çekmemiz gerekiyor. Siyaseten gelinen noktayı takip ediyoruz. Çünkü siyaseten gelinen nokta önemli bir süreci de ortaya koyuyor. Nasıl adım atacağımızı da ortaya koyuyor. Şöyle bir siyaseten ne görüyorsunuz? Ankara'da o tabloyu nasıl okuyorsunuz? O tarafa şöyle bir bakalım seninle.
Evet Mine, aslında seçmen çok hassas bir terazi dengesi sağlamış gibi duruyor bu seçimde. Çok enteresan bir tablo çıktı. Bir kere baktığımız zaman iktidar cephesi aslında oy oranını korudu. Daha önceki seçimlerde aldığı %52'lik oy oranına yakın, %51.6 gibi bir sonuçla çıktı bu seçimden. Ve belediyelerin, yani Türkiye'deki toplam belediye sayısının neredeyse %56'sı Cumhur İttifakı'nda bu seçim sonucu itibariyle. Ama diğer yandan muhalefet de yeni iller kazandı ve tabii bunlar arasında 3 büyük şehrin olması, Adana, Mersin, Antalya gibi illerin olması dikkat çekti. O anlamda 6 büyük şehre sahip olan CHP'nin şu anda büyük şehir sayısını 11'e çıkarması, 8 olan il sayısını 10'a çıkarması da bu seçimin bir başka önemli sonucuydu. Tabii CHP buralarda edindiği kazanımları İYİ Parti ile girdiği işbirliği sayesinde ve hani hep konuşuldu bu süreçte, Saadet Partisi ve HDP'nin de zımni desteğiyle başardı deniliyor. Ama her koşulda önümüzde artık böyle bir siyasi tablo var ve gerçekten hassas bir terazi dengesi söz konusu. Yani bir taraftan şehirlerde, bazı şehirlerde belediye başkanları muhalefete geçerken belediye meclis üyelikleri de ağırlıklı olarak iktidar cephesinin elinde kaldı. Yani seçmen bir anlamda yönetimde bir değişiklik görelim ama denge ve denetimi de iktidar sağlasın dedi. İktidara dönük bir güven oyu da vermiş oldu bu tavrıyla bir taraftan da. Şimdi tabii bu tabloda belediyelerin ne şekilde yönetilebileceği de bir tartışma konusu ki dün Devlet Bahçeli'den çok enteresan bir açıklama geldi. Yani ilçelerin tamamında neredeyse, özellikle Ankara ve İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın ağırlıklı olmasına rağmen belediye başkanlarının muhalefetten seçilmesi enteresandır dedi ve yerel seçim sistemine dönük bir değişiklik önerdi. Bundan sonra seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı ilçe başkanlarını atasın, belirlesin ifadesini kullandı. Bu da dün itibariyle siyasette tartışma konusu olmaya başladı. Tabii meclis açıldıktan sonra biraz daha fazla bu meseleler gündeme gelecektir ama şu anki mevcut tablo üzerinden konuşursak aslında hem muhalefet hem iktidar açısından içinde fırsatlar barındıran bir sonuç çıktı diye bakıyorum ben. Nedir bu? İktidar açısından şöyle bir fırsat var. Şimdi önümüzdeki 4,5 yıllık süreçte bir seçim olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla bu 4,5 yıl boyunca iktidar partisi yerel seçim sonucunu iyi analiz edip buna dönük doğru adımlar atarak genel seçime çok daha iyi bir şekilde gidebilir. Ama muhalefet açısından da bazı fırsatlar içeriyor. Peki bu nedir? İşte az önce saydım, birçok yeni ili kattı CHP belediyelerine ve baktığımız zaman bu belediyelerdeki toplam nüfusa neredeyse 40 milyonu buluyor. Bu önemli bir sınav. Yani CHP iktidar iddiasını belki önce yerel yönetimlerdeki icraatlarıyla ve ortaya koyacağı yönetim şekliyle göstermiş olacak. Eğer buralarda başarı sağlayamazsa 2023 yılına gireceği seçimde iktidar iddiasını zayıflatabilir de güçlendirebilir de. Yani bu, dediğim gibi, 40 milyonluk bir nüfusun yaşadığı belediyelerde CHP'nin, muhalefetin ne yapacağının da önemli olacağının altını çizmek isterim. Tabii bunun dışında her bir siyasi parti de kendi içinde ayrı ayrı bu sonucu değerlendirecektir. Öncelikle şunu söyleyelim, seçim öncesi CHP'de yeniden bir genel başkanlık tartışması yaşanır mı yaşanmaz mı, seçim sonucuna bağlı olarak ne olur gibi yorumlar vardı. Bunları hep konuşmuştuk. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman herhalde en derin ohu Kemal Kılıçdaroğlu çekmiştir seçim gecesi. Çünkü bu tabloda en azından genel başkanlık tartışması yaşanması CHP'de kısa ve orta vadede pek beklenmiyor. Zaten daha önce de söylemiştim, CHP'nin olağan kurultay süreci de Mayıs ayı itibariyle başlayacak. Dolayısıyla CHP belki bu seçimin kazananlarından biri. Bir diğer kazanan MHP olarak görülüyor. Bilhassa belediye sayısını artırması sebebiyle ve tabii Cumhur İttifakı içerisinde aldıkları oy oranıyla bu da önemli olarak görülüyor. MHP de kendi içinde bir değerlendirme yapacak. 13-14 Nisan'da önce MYK üyeleri ve il başkanları teşkilatla bir araya gelecek Bahçeli. Ardından da Nisan sonunda Antalya'da yeni seçilen belediye başkanlarıyla birlikte bir değerlendirme toplantısı yapacak ve bundan sonrasına ilişkin belediye başkanlarına talimatlarını vermiş olacak. İYİ Parti'ye baktığımız zamansa şimdi orada da enteresan bir tablo var. Aslında İYİ Parti bu seçimden herhangi bir ili kazanarak
çıkamadı. Sadece 8 olan ilçe sayısını 18'e yükseltmiş vaziyette görünüyor ama parti kurmaylarıyla konuştuğumuz zaman CHP'nin kazanımında İyi Parti'nin katkısının özellikle sağ oylar açısından çok yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla İyi Parti'nin bu seçimdeki pozisyonunun önemli miktarda kattığı sinerjiyle beraber misyonunu yerine getirdiğini ifade ediyorlar. Ama dün itibariyle bir istifa geldi. Genel Başkan Yardımcılarından Ümit Özdağ istifa etti. Bu seçim sonucu iyi değerlendirilmeli, iyi bir sonuç değil ve bedeli ödenmeli ifadesini kullandı ama biliyoruz ki Özdağ bir süredir zaten rahatsızdı. Parti yönetimiyle de arası pek iyi değildi. Dolayısıyla bu girişim müstakil olarak mı kalır? İyi Parti'de gerisi gelir mi? Bir iç hesaplaşma yaşanır mı? Önümüzdeki süreçte bunları da göreceğiz ama siyasi tabloya genel olarak baktığımız zaman dediğim gibi seçmen çok dengeli bir pozisyon yaratmış gibi duruyor ve bundan sonrasına ilişkinde 4,5 yıl boyunca sorunsuz meselelere gerçekçi çözümlerin uzlaşmayla bulunmasından yana bir mesaj verdiğini düşünüyorum ben açıkçası. Dicle biraz da şu yol haritalarından bahsedelim. Şimdi siyaseten yapılan yarış an itibariyle son buldu. İtiraz süreçleri devam edecek. Ondan sonra karara bağlanacak ve bundan sonra hani az laf çok iş dedikleri bir model var ya, gerçekten onu yapmamız gerekiyor. Artık konuşmayı bir tarafa bırakıp bu anlamda adımlar atılması gerekiyor. İlk adımı da bu açıdan herhalde ben ekonomi tarafını daha çok izlediğim için senin başka aktaracağın notlar mutlaka vardır. İlk adımı da bu anlamda Berat Albayrak atacak ve bu ACT konuşmaları kapsamında Tayyip'in de içine dahil olduğu yapısal reformların açıklanmasının 8 haftası hemen ardından Amerika'da bir roadshow'a gidilecek ve yabancı yatırımcıya Türkiye'nin bundan sonraki hikayesi anlatılacak. Bu anlamda o yapısal reform diye konuştuğumuz, bunun altını çizdiğimiz ama içini doldurmadığımız ya da içini anlatmadığımız, şimdi işte onların içini doldurmanın vaktinin geldiği bir sürece doğru adım adım ilerliyoruz. Oradaki adımların da çok hızlı bir şekilde atılması gerekiyor. Şimdi ben bu cepheyi daha sıkı takip ediyorum ama Cumhurbaşkanı'nın da işte Rusya seyahati var, ardından Pakistan'a gitme ihtimali var. İşte Trump'ı Türkiye'de ağırlamak gibi bir durum sanıyorum söz konusu. S-400'ler, F-35'ler bilmem neler derken şu yol haritamızı bir ortaya koyalım mı? Evet Mine, şimdi meclis henüz çalışmalara başlamadı. Bu itiraz sürecinin de bir parça bitmesi bekleniyor. 13 Nisan'a kadar önümüzde bir süreç var ama önümüzdeki hafta itibariyle artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de mesaisine başlamasını bekliyoruz. Neden önemli meclis? Çünkü bir takım yapısal düzenlemeler meclisten geçirilecek. Yasa teklifi olarak oraya gelecek. Dolayısıyla meclisin artık çalışmaya başlaması o anlamda önemli. 8 Nisan haftası meclis mesaiye başlayacak ama Berat Albayrak da daha önce ifade ettiği gibi bir yol haritasını o hafta açıklamayı planlıyor. Eğer son anda bir değişiklik olmazsa, bunu seçim öncesi epey konuşmuştuk. Bu yol haritası ne olabilir diye. Çünkü hem yabancı yatırımcıya hem içerideki yabancı yatırımcıya güven verecek, piyasada dengeyi sağlayacak, bilhassa enflasyon üzerinde etki edecek kalıcı düzenlemeler üzerinde durulması gerektiği hep ifade ediliyordu. Şimdi Berat Albayrak da bugüne kadar yaptığı açıklamalarda bir miktar bu yol haritasının içeriğinde neler olabileceğine ilişkin sinyaller vermiş vaziyette. Baktığımız zaman ilk öne çıkan vergi reformu oluyor. Bakan birçok kez adil yeni bir vergi düzeninden bahsetmişti. İşte meyve sebze fiyatları enflasyona etki eden sebze fiyat artışları sebebiyle çok tartışma konusuydu. Hal yasası seçim öncesi de çok konuşuldu ama artık seçim sonrası hal yasasına ilişkin düzenlemenin meclise gelmesi beklenti bir hali yüksek. Sadece bu da değil. Biliyoruz ki Tarım Bakanlığı tarladan sofraya gelene kadar tüm süreçlere ilişkin detaylı bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Perakende yasası da bunun içerisinde olacak. Öyle görünüyor. Dolayısıyla bu enflasyon üzerinde olumsuz etkisi bulunan meyve sebze fiyatlarıyla alakalı yapılacak düzenlemeler de bu yeni yol haritasının bir parçası, hatta önemli bir parçası olacak gibi duruyor. Reel sektörün finansmanı, istihdamın artırılmasına dönük adımlar,
bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi ve işte az önce de bahsettiğim enflasyonla mücadeleye dönük adımlar ve tabii ki tasarruf, işte tüm bunların bu paketin içerisinde yer alması genel olarak beklenti. Bir de seçim öncesi muhalefetin sıklıkla gündeme getirdiği iddia vardı. Seçimden sonra bir acı reçete gelecek iddiası. Hatta baskılanan zamların seçim sonrası arka arkaya yapılacağı yönünde bir takım iddialar vardı. Ben bunları geçtiğimiz gün konuğum olan Numan Kurtulmuş'a sordum. AK Parti Genel Başkan Vekili kesinlikle reddetti. Böyle bir acı reçete kimse beklemesin ifadesini kullandı. Bu önemliydi. Biz hiçbir zaman seçim ekonomisi yapmadık dedi. Dolayısıyla bütçe dengelerinin korunduğunu ifade etti. Bu bakımdan bir acı reçeteye ihtiyaç duyulmadığını, bugüne kadar da hiçbir seçimden sonra bir acı reçete halkın önüne koymadıklarını, şimdi de koymayacaklarını söyledi. Bunları reddetti. Bir de tabii IMF meselesi vardı. Seçim öncesi de çok konuşuldu. Tekrar masaya oturulur mu, oturulmaz mı gibi birçok kez Cumhurbaşkanı da dahil IMF ile bizim işimiz bitmiştir açıklamaları gelmişti. Nitekim Numan Kurtulmuş da bir daha asla IMF'nin kapısına gitmeyeceğiz ifadesini kullandı. Üstelik bunu şuna dayandırdı. IMF sadece verdiği borcu takip etmiyor, ülkenin siyasi gidişlerine de müdahale edebiliyor. Böyle bir kurum. Dolayısıyla asla biz böyle bir şeyin içine girmeyeceğiz artık ifadesini kullandı. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla bu güçlüğü aşabilecek vaziyette olduğunun altını çizdi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçim gecesi yaptığı balkon konuşması çok önemliydi. Bundan sonraki sürece ve yol haritasına ilişkin çok kıymetli ipuçları vardı yine o konuşmada. Ne dedi Cumhurbaşkanı? 4,5 yıllık kesintisiz icraat dönemine giriyoruz dedi. Reformdan ve değişimden bahsetti. Ülkemizin çözüm bekleyen tüm meselelerini reformcu bir anlayışla hal yoluna koymanın mücadelesini vereceğiz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı. Ekonomiyi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak gibi hedefler ortaya koydu. Bunlar önemliydi. Bundan sonraki yol haritasının da ipuçları vaziyetinde. Bir diğer taraftan değişimden de bahsettiğini söylemiştik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 9 aydır uygulanan bir sistem. Yeni bakanlık yapıları söz konusu, yeni bir bürokratik yapı söz konusu ve Cumhurbaşkanı o gece balkondan yaptığı konuşmada da bu 9 aylık süreçte gördükleri eksikleri tamamlayacaklarını ifade etti. Tıkanıklıkları aşacak yeni reformlarla sistemi tahkim etmeyi sürdüreceğiz. Sistemin o dinamik yapısına uygun şekilde gerekiyorsa bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları atacağız mesajını verdi. İşte bunun üzerine Ankara kulislerinde bakanlıkların yapısında, kurumların yapısında bu 9 aylık süreçte görünen aksamalar doğrultusunda yeni düzenlemelere mi gidilecek sorusu gündeme geldi. Konuşulmaya başlandı. Sadece bu da değil. Şimdi AK Parti de yerel seçim sonuçlarına dönük ciddi bir analiz yapıyor. Analiz çalışması yapıyor. O çalışma bittikten sonra da nerelerde kaybedildi, neden kaybedildi, nereler kazanıldı, neden kazanıldı gibi sorulara net yanıtlar ortaya konacak ve bu doğrultuda belki parti içerisinde de bir takım değişiklikler görülebilecek. Cumhurbaşkanı bir süre dinlenmeye çekilecek denmişti. Şu an İstanbul'da, işte belki bu dinlenme sürecinde haftaya yeniden mesaisine başladığında yeni kararlarla başlamış olacak. Öyle görünüyor. Belki parti içinde ve belki bir miktar kabinede de hem bakanlıkların yapısı açısından hem bakanlar açısından bazı değişiklikler gündeme gelebilecek gibi duruyor. Cumhurbaşkanının o balkon konuşması verdiği bu mesajlara dayanarak tabii bunları söylüyoruz. Bunlar daha çok yapılacak seçim analizi sonrası ve Cumhurbaşkanı'nın da işte kafasında nasıl bir yeni 4,5 yıllık dönem düşündüğüne ilişkin netice itibariyle onlar belirleyici olacak ve ona göre de şekillenecek. Herhalde çok da beklemeyeceğiz. Nisan ayı ortasına doğru, belki Nisan ayı sonuna doğru neler yapılacak, neler değişecek, neler açıklanacak, bunları hep birlikte göreceğiz gibi duruyor Mina. Çok az vaktimiz kaldı, hatta bitti Dicle, ama şu F-35'leri, S-400'leri sormadan geçemeyeceğim. Çünkü Amerika ile olan ilişkilerimizi direkt olarak etkilediği gibi Rusya ile olan ilişkilerimizi de benzer şekilde etkileyecek. Ve her ikisiyle de kendi sınırımızda Suriye konusunda farklı mutabakatlar sağlamak üzere de bir yoğun çaba gösteriliyor. Dolayısıyla ne oluyor orada?
Evet, önemli bir konu. Dışişleri Bakanı Amerika'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak bugün, yarın ve orada tabii önemli görüşmeleri de olacak. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya gelecek. Güvenlikten sorumlu isim Bolton ile konuşacak. NATO Genel Sekreteri ile bir araya gelecek. Ve tüm bu görüşmelerde en öncelikli başlıklardan birini S-400'ler oluşturacak. Öyle görünüyor. Çok uzatmayayım. Malum Amerika'nın ne dediği ortada. S-400 NATO'ya entegre edilemez bir sistem. F-35 uçaklarının radar sistemine yakalanmadan ya da bu radarın dışında Türkiye'de uçması nasıl mümkün olabilir? Dolayısıyla F-35 teknolojisinin Rusların eline geçmesi yönünde tereddütlerimiz var gibi bir takım yaklaşımları bulunuyor. Ve o noktada Türkiye'nin kesinlikle S-400 almaması isteniyor. S-400 almazsa uzlaşırız, bir orta yol bulunuruz deniyor. Yani ön şart olarak S-400'ün alınmaması yönünde hareket ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Hatta bu konuda işte hem yaptırımların gündeme gelebileceği söylenirken hem de F-35 meselesi masaya konulmuş vaziyette. Türkiye malum sadece F-35 almıyor. Aynı zamanda üretim ortağı bir ülke ve işte şimdi Türkiye'nin bu üretim ortaklığından çıkarılması, F-35'lerin teslimatının askıya alınması gibi bir takım durumlar önümüze getirilmeye başlandı. İşte en son Savunma Bakanlığı, Pentagon, F-35 savaş uçaklarının transferi için gerekli materyallerin Türkiye'ye gönderilmesinin askıya alındığını duyurmuştu. Bugün de Hürriyet gazetesinin manşeti, Trump kafası manşetiyle çıktı Hürriyet. Orada da Pentagon sözcüsüne dayandırılan bir haber var. Summers, Türkiye S-400 alımından vazgeçene kadar F-35'lerin teslimi askıya alınmıştır dedi şeklinde bir haber bu. Dolayısıyla bugün Çavuşoğlu'nun Amerika'da yapacağı görüşmeler öncesi arka arkaya gelen bu açıklamalar, bu mesajlar dikkat çekiciydi. Çavuşoğlu oradaki temaslardan ne şekilde dönecek, önemli olacak elbette. Cumhurbaşkanı sen de söyledin. 8 Nisan'da Moskova'ya gidiyor. Putin'le görüşecek. Orada da S-400 meselesi gündeme gelecektir. Ardından Nisan-Mayıs gibi acaba Erdoğan'la Trump yüz yüze bir görüşme gerçekleştirebilir mi yönünde bir beklenti var. Neden var? Daha önce Cumhurbaşkanı da açıklamıştı. Amerika tarafından da bu yönde sinyaller gelmişti. Ya Trump Türkiye'ye gelecek ya Erdoğan Amerika'ya gidecek. Beklenti bu yöndeydi. Şimdi seçim de geride kaldığına göre bu süreç nasıl işleyecek? İki lider bir araya gelebilecek mi? Bunun öncesinde bir telefon diplomasisi mi işleyecek? Bunlar önemli. Malum Temmuz ayında geliyor S-400'ler. Temmuz'dan önce bu meselede bir orta yol bulunması üzerinde hassasiyetle duruluyor. Aslında bir taraftan Amerika bu açıklamaları yaparken diğer yandan da ABD Savunma Bakanı Vekili stratejik ortağımızla nihai bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum. Buna inanıyorum ifadesini kullandı. Keza Ankara'da da konuştuğumuz kaynaklar bölgede Türkiye'nin Amerika açısından önemli bir ülke olduğuna da atıfta bulunarak eninde sonunda bu konunun çözümüne dönük siyasi adımlar atılabileceği beklentisini hala yüksek tutuyorlar. Göreceğiz bu diplomatik girişimler, bu görüşmeler ve sonrasında ne gibi kararlar çıkacak. Daha önce de hep konuşmuştuk. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı konular. Yani S-400 konusunda Türkiye'nin vereceği karar ya da Amerika'nın atacağı adımlar burada bölgede Türkiye ile Amerika arasındaki bir başka konuyu, Suriye'yi, Suriye'nin kuzeyini de etkileyecektir. Oradaki sürece de yansıyacaktır diye bakılıyor. O minvalde önemli tabii. Bir de yaptırım boyutu var. Seninle daha önce de konuşmuştuk. Ekonomi açısından da dikkatle takip ediliyor o noktada. Geçen yaz Brunson krizi vardı. Onun arkasından dövizde yükseliş gelmişti. Acaba bu yazda S-400, Patriot, F-35 meselesi üzerinden bir gerginlik yaşar mıyız diye endişe var. Ama dediğim gibi bilhassa Ankara'daki kaynaklar bu meselenin siyasi anlamda bir şekilde çözüme kavuşturulacağına dönük inancını koruyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Dicle. Kolay gelsin diyeyim sana, Ankara'ya sevgiler. Biz de hızlıca devam edelim haber turumuzla. Evet, haber turu tarafında öncelikli olarak Asya piyasaları niye yükseliyor tarafına baktığımızda ticaret savaşı konusunda bir parça daha umutlu yapılan açıklamalar var. Bununla ilgili olduğunu söylemek mümkün. Amerika Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret görüşmelerin çok iyi
gittiğini söyledi zira. Dolayısıyla buradaki iyimser beklentilerin arttığını belirtmekte fayda var. Trump'tan Fed'e bir baskı var. Jeremy Powell'ı yeniden konuşmaya başlıyor. Trump Fed'e baskısını yeniden arttırıyor dolayısıyla. Konu hakkında bilgiye sahip kaynaklardan geliyor bu haber. Geçen hafta gerçekleştirilen 3 toplantıda Fed Başkanı Jeremy Powell'a yönelik öfkesini dile getirmiş Powell ve Fed'i ekonomiyi ve hisse senedi piyasasını dizginlemekle suçlamış. Dolayısıyla bir not olarak biz de aktarmış olalım. Denizbank'a ilişkin bir haber sabah saatlerinde geldi. Siberbank'la Emirates NBD Denizbank'ın 15.48 milyar lira bedel üzerinden satış konusunda anlaştıklarına dairdi. Bu haber ayrıntıları konuşuruz yine ilerleyen dakikalarda. Amerika'dan bir çelik boru kararı var. Amerika Uluslararası Ticaret Komisyonu ITC'nin kararı bu. Kanada, Yunanistan, Güney Kore ve Türkiye'den yapılan büyük çaplı dikili çelik boru ithalatının Amerikalı üreticilere zarar verdiğine karar verdi. Belli ki burada biraz daha fazla vergi konuşmaya başlayacağız önümüzdeki günlerde. Bu dört ülkeden hat borusu ithalatının Amerikalı üreticilere zarar verdiğini belirten ITC, Güney Kore'den bu boruların ithalatına ek vergi getirilmesine desteklerken Türkiye'den ithalata ek vergiye ihtiyaç olmadığına karar verdi diyelim ve tüm bu ayrıntıları konuşmak üzere iç piyasalar bölümümüze geçelim. Ali Ağoğlu ile konuşacağız. Evet, iç piyasaları konuşacağız. Ali Ağoğlu ile birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Atlattık sonunda seçimi. Hani hep şöyle konuşuyorduk ya, seçim bir bitsin de ondan sonra konuşalım diye. Şimdi o seçimi atlattık. İtiraz süreleri vesaire. Bir parça daha zaman var önümüzde. Şöyle bir önümüzdeki iki haftayı da atlattıktan sonra tamamen neler olacağına, adımların doğru atılıp atılmadığına ya da hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin odak noktamızı bu tarafa doğru çevireceğiz. Şimdi az önce Dicle ile de konuştum. Çok da uzatmayayım. Şu yapısal reformlar meselesi hep gündemimizdeydi. Ben kendim bildim bileli bir yapısal reform lafı vardır. Onunla bildim yani 40 diyorsun yaşındayım. Değil mi? Kendim bildim bileli bir yapısal reform mevzu var. Dolayısıyla hani artık yapılsa da bir yapısal reformlar ben de dünya gözüyle görsem istiyorum. Esprisi bir yana hakikaten şimdi 8 Nisan haftası Berat Albayrak önemli reformları açıklayacaklarını ve hayata geçireceklerini söyledi. Hemen peşinde bir Amerika seyahatinin olması, yabancı yatırımcıya bunun doğru anlatılmak istenmesi, zaman kaybetmeden bir roadshow açıklıyor olmasını çok önemsiyorum bu anlamda. Dolayısıyla oradan bir başlayalım. Siz nasıl bakıyorsunuz bu mevzuya? Şimdi öncelikli olarak bu seçimlerin bir hakikaten sonuçlanması gerekiyor da bir kısa bir analiz yaptığımda ben seçimlere baktığımda bir denge talebi var. Hı hı. En azından seçmen tarafından artık belli bir noktada belli bir güçler arasında bir denge, mutabakat hatta fikir birliği arayışı, tek yönlü kararlardan çok mutabakatlı danışarak farklı ortak akılla bir takım kararların verilmesi talebi olarak okudum ben bu seçim sonuçlarını. Hemen hemen her yerde bu geçerli. Özellikle de ekonomiye katkısı olan ya da ekonomide önemli payı olan bölgelerdeki seçmen bunu söylüyor diye düşünüyorum. En azından görünen o. Bu mesajın politika yapıcıları tarafından ne kadar alınıp alınmadığı da önemli veya bundan sonraki belirleyecekleri politikalarda bunları ne kadar dikkate alacakları kritik. Yani bu uzun vadede sizin yapısal reformlar dediğiniz şeyle ilgili ben Mahfi Hocam'dan bir örnek vereyim de hani burada bir kavram kargaşası var, onu bir netleştirelim. Atatürk devrimleri yapısal reformlardır diyor. Yani ben onu oradan kullanıyorum. Nedir bu yapısal reformlar diye tartışma olduğunda hakikaten Türkiye'de farklı bir yöre gideceğimiz veya Türkiye'yi bugünkü olduğu artık orta gelir tuzağının içindeyiz. Yani buradan çıkma şansımız da kolay kolay yok. Bunu buradan çıkaracak olan reformlar nelerdir ya da ne yapmamız lazım diye bakıldığında hani hep söylüyoruz da seçim gecesi yaşanan bazı olaylar tek başına Türkiye'deki hukukun üstünlüğü meselesini sorgulatan konulardı. Hı hı. Şimdi Anadolu Ajansı'nın düzenli zaten olarak ekonomi tarafında yapılacak, atılacak yapısal reformlar bir yana, onlar tabii ki yapılacak ama hukuk alanında, eğitim alanında da çok ciddi yapısal reformların gelmesi lazım ki özellikle işte mülkiyet hakkıdır, doğru paylaşımdır, hangi hukukun kullanılacağıdır gibi konularda netleşsin.
Ben yani seçim gecesinden dün ben ders veriyordum okulda. Öğrencilerim sayısı azdı. Muhabbet ettik sadece. Orada onlardan bunu aldım açıkçası söylemek gerekirse. Yani onlara dedim ki hani böyle bir durumda ne düşünürsünüz? Siz bana söyleyin dediğimde yani akşamleyin 23-20'den sabahın işte 11'in 12'sine belki de öğlen 3'e kadar 98.4'te kalıyor olması o açılan sandık konusunun birçok soruyu akla getiriyor. Şimdi bunu düzeltmemiz lazım. İlk düzeltilmesi gereken meselelerin başında şeyden bahsetmiyorum yani Anadolu Ajansı'nın tavrından bahsetmiyorum. Hukukun üstünlüğü dediğiniz zaman herkes orada yazılı kurallara uyması ve bu kurallara göre hareket etmesi. İlk önce bunu tesis edilmesi sonrasında devamına bakarız noktasındayım. Ama 8 Nisan piyasaları ilgilendiren konu olarak daha kısa vadeye baktığımızda hakikaten ciddi bir takım sözler söylemesi lazım o programın. Bir teşvikle gelmemesi lazım. Var olan sorunları çözmeye yönelikten çok ileride daha önceden yaşadığımız sorunları yeniden yaşamamamız için yapılması gerekenlere de yönelik adımlar yani alması lazım. Destekle gelirse zaten genişlemeci bir maliye politikasından bahsetmeye başlarız ki Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla uyumsuzluğu ortada olur. Zaten orada bir takım sorunlar var. Artı ben şunu da biraz vurgulamak istiyorum. Şimdi biz teknik olarak demeyeyim ama ekonomik olarak batıya entegre bir ülkeyiz. Hı hı. Hani doğumuza baktığımızda A. oradan kredi bulma şansımız yok. B. neredeyse orayı pazar olarak kullanamıyoruz bile. Yani biz batı ve güneyimize her şey yapan hatta kuzeyde diyelim. Doğuya çok az mal ve hizmet sattığımız, ağırlıklı olarak borçlanmamızı batıdan mal ve hizmet satışımızla batıya yaptığımız bir ülkeyiz. Şimdi oraya yönelik politikaları izlerken batıdaki şeylerimiz tırnak içinde müşteri veya iş yaptığımız kurumlara karşı hassas davranmamız lazım diyeceğim. Şimdi bundan bahsediyorum derseniz son bir haftada seçimden önceki bir hafta ve bu hafta içinde de Londra'daki piyasada bir suni bir sıkılaştırma yarattık biz. Şimdi swap piyasasından bahsediyoruz. Sadece swap piyasası değil, bundan 4-5 ay önce 10 yıllık tahvilde de benzer bir iş oldu. Piyasa 20.5'ken, 20.40'ken biz 18.40'tan ortalamadan 500 milyon dolarlık bir yabancı yatırımcıya rekabetçi olmayan tekliften bir bono sattık. Hem de 10 yıllık. Hı hı. Yani 2 puan altından ve onu alan kurumun söylediği ben bunu uyum departmanıma nasıl anlatacağım? Yani soru basit. 20.5 varken neden 18.5'tan aldın sorusu. Peki 300 gibi bir swap faizine çıkana kadar merkezin geçtim üst koridorunu geç likiditesinden niye faydalanılmadı? O şeyi duvar ördünüz. Yani Türkiye ile Londra arasında ya da İstanbul'la Londra arasında yüksek bir Çin seddi ördünüz. Geçemedi para. Türk lirası geçemeyince orası korkunç yükseldi. Onlar kendi aralarında Türk lirasını şey yapmak zorunda kaldılar. Kapatmak Anladım, zorunda kaldılar. Orası tek bir havuzmuş. O tek yok, havuzu değil, paylaştıkları değil. İçin o kadar ciddi bir eksiklik olmuş. Hayır değil. Şöyle değil. Tam tersine. Ona yani lafa buradan girmemin sebebi şuydu. Türkiye'de siz 5 yıllık, 7 yıllık, 10 yıllık Türk lirası mortgage kredilerinin o kadar sabit faizi ya da o kadar uzun vadeli sabit Türk lirası faizlerinin nereden geldiğini düşünüyorsunuz? Onlar Londra'dan geliyordu. Yani bir başka deyişle Türkiye'ye güvenip 10 yıllık 15, 17, 12 o andaki swap faizi neyse Londra'da Türkiye'ye Türk lirası plase edip Türk lirası faizinden yararlanmak isteyen yabancı yatırımcıların yaratmış olduğu bir swap piyasası vardı. Hı hı. Türk bankaları ya sendikasyonlarla veya DTH'larla borçlandıkları dövizleri Londra'daki bankalara döviz olarak verip karşılığında onların yüklendikleri TL risklerine karşı yarattıkları swap TL'yi alıyorlardı. Şimdi tamam. Siz bu şeyi ilişkiyi koparırsanız oradaki faiz 1300'e yükselir. Artı ben size söyleyeyim oradaki 1300'ün ve daha önceki ihalenin korkarım bir gün acısı çıkacak. Şimdi bir de Çin'deki yuan gibi bir sınır içi bir sınır dışı yuan var Çin'de. Yani onshore offshore yuan var. Hı hı. Şimdi Türk lirasında da böyle oldu. Bir ülke sınırları içindeki bir TL var faizi 20, 22, 23'lerde veya 25'lerde 25,5, 26, 27 vesaire. Göstergeden geçsek 21'deyiz diyelim. Yani bondama faizi merkezinki 25,5'a dayandığı için hani bir tarafta 25,5, 22, 20, 20,5 mevduat var diyelim. Hı hı. Bu öteki tarafta 1300, 800, 1300 arasında dalgalanan bir Türk lirası var. Doğal olarak iki tane de kur oluştu.
Yani içeride 5.50, dışarıda 5.35. Şimdi aynı gün valörlü. Bu normal bir şey değil ve olmaması gereken bir şey. Tabii bunun sonucunda ne oldu? Türkiye'nin risk primi bir kez daha yükseldi. 450'lere hani çıktı CDS'ler. Yani CDS tarafında yükseldi ama bu sadece kısa vadeli. Bir de bunun uzun vadeli etkileri olacak. Yani bu tip şeylerde dikkatli olmak gerekiyor deyip kısa vadeli çıkarlar için uzun vadeli çıkarlarımızı tehlikeye atmamamız lazım. Peki şimdi hızlıca vakitte daralıyor. Hızlıca gelelim şu 8 Nisan haftasında açıklanabilecek, açıklanmasını beklediğimiz yapısal reformlara. Hani hukuku, eğitimi, sağlığı, ne bileyim işte demokrasi alanında yapılacakları vesaireyi bir kenara koyuyorum. Onlar başkalarının konuşacağı programların konusu olsun. Biz ekonomiyi sadece konuşalım. Teşvik destek olmamalı. Olmamalı değil de sırf öncelik bunlardan oluşan bir şey olmamalı dedik. Yoksa teşviğe desteğe tabii ki sektörlerin ayağa kalkıp yürümesi, koşması için ihtiyaç var. O anlamda söylemiyorum. Ne yapılacak, ne yapılmalı? Şimdi ne yapılacakla ilgili çok fazla fikrimiz yok. Yani o konuda çok fazla yani piyasayla paylaşılmış, biz şunları planlıyoruz, buna karşı ne düşünüyorsunuz, bu tip önlemler almak istiyoruz, bunların karşısında şunlara ne önerirsiniz gibi piyasayla danışılarak yapılan bir paket olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı mutlaka bir yerden bir şekilde bu bilgi gelirdi. Şu anda çok bu konuda net bir bilgi yok. Ama sadece teşviğe dayanan, ki teşvikle ilgili de benim sıkça söylediğim bir şey paylaşayım. Ölçmediğimiz için daha önceki teşviklerin hangisi işe yaradı, hangisi yaramadı diye gene ölçülmeyen, bir takım verilere dayanmayan bir yeni bir teşvik paketinin anlamı olacağını düşünmüyorum. Bunu geçtim. İkincisi, sadece sorunlu kredilere yönelik bir takım adımlar atılır veya belli sektörlerdeki sorunlu kredilere yönelik adımlar atılırsa bu da çok anlamlı olmayacak. Ha, bana göre yapılması gerekeni ben zaten yılın başında işte Milliyet Gazetesi'nde yazmaya başladığımda ilk yazım benim oydu. Ben her yıla bir isim veririm. Bu yılın adı da rehabilitasyon yılı olacak dedim. Bankacılık sektörünün rehabilite edilmesi. Sektörde sorun var mı derseniz, herhangi bir bankada bir problem var mı? Hayır, yok. Ama bundan sonra ekonomiyi desteklemesi için bankacılık sektöründe ya sermaye artırımı yapılması lazım ya da içerideki bazı sıkıntı yaratan diyeyim, mesela Türk Telekom, mesela yapılandırılmış olan veya yeniden yapılandırılmış olan, uzun vadeye yayılmış olan büyük kredilerden bahsediyoruz ki bunlar 25 milyar doların üzerine çıkmış durumdalar. Beraberinde mega projelerin ve inşaat sektörünün, bankacılık sektörü üzerindeki yüklerini bir şekilde almamız lazım ki, ya da bir anlamda kamulaştırmamız lazım ki bankacılık yeniden ekonomiye destek verebilecek yapıya kavuşabilsin. Bunu sadece sermaye arttırmayı ya da sağlamak çok doğru olmayacak veya sermayedarların tek başına sermayeyi buraya koymalarını beklemek çok hatalı, çok doğru olmayacaktır, hatalı olacaktır hatta. Hı hı. Onun bir kısmını kaçınılmaz bir şekilde hani daha önceden yaptığımız hataların bedeli olarak kamulaştırmamız gerekecek. Bu konuda ciddi bir plan ortaya koyulmadığı takdirde gene teşviklerle veya palyatif çözümlerle biz bir yapısal reforma gidiyoruz dediğimizde çok tutarlı olacak, piyasaya güven vereceğini zannetmiyorum. Son bir dakikamız, o bir dakikaya sığmayacağını tabii ki biliyorum ama enflasyon birazcık konuşalım. O yapılacak yapısal reformların içerisinde önemli bir üretim modelinde mesela önemli bir değişikliğin yapılması, bunun ihracata dayalı hale getirilmesi lazım ki buraya da katkısı olsun. Ne bileyim, üretim modelinin dışında tarım ve hayvancılık tarafında önemli bir politika yine izlenmesi, açıklanması lazım ki gıda enflasyonunu gerçekten aşağı çekebilelim ve her şey böyle birbirine bağlı ya. Dolayısıyla o taraf için ne söylersiniz? Enflasyonda beklentiniz ne? Valla enflasyondaki rakamın çok yüksek çıkacağını şimdilik beklemiyorum. Sebebi de bu tarafındaki hareketin sınırlı olması. Lakin yapısal reformlardan bahsettiğiniz veya bu konuyla ilgili yapısal reformlardan anladığım benim bir tane şey var. Basit. Ekonomi çok organik bir yapı. Onun orasını burasını çok fazla kurcalamayacaksınız. Kurcaladığınız anda bozuluyor. Çok hassas bir oyuncak diyeyim ben size. Bozuluyor. Tanzim satışlar yaptınız, pazar esnafı gerçekten bir önceki toplantı, buradaki sohbette de söyledim. Korkunç canı yandı. Yani şimdi basit bir şey. Oynamayacaksınız. Çok fazla önemli. İnce ayarlarla gitmeniz gereken bir şey. Bunu sadece bir konuya konsantre olan bir program işe yaramayacak. Üretim modeli dediğinizde sera üretimini tek başına Antalya'ya yığarsanız, orayı da fırtına ve tayfun vurursa bu hale gelirsiniz. Bu üretim desenini her yere yayacak şekilde hemen hemen bütün Türkiye'yi de ortak refahını arttıracak şekilde bir model getirdiniz. Getirmediniz, gene biz piyasalardaki volatilitelerle uğraşır dururuz. Var mı arkadaşlar vaktim?
biraz daha var mı? Yok peki. Deniz Bank'ın satışına ilişkin notlarımız var. Onları da bir reklam arası gelelim. Reklam arasının ardından şöyle hızlıca aktaracağım sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Seçimler bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Ondan evet. Sonra yönümüz ekonomidir. Orada atacağımız adımlara bakacağız diyelim. Kolay gelsin. Bir ara ardından buradayım. Evet, parametreyi kapatacağız ama öncesinde bugüne ilişkin önemli notları şöyle bir paylaşalım. Bugün her şeyden önce enflasyon verisini bekliyoruz. Türkiye saatiyle saat 10 itibariyle Mart ayına ilişkin olan rakamlar gelecek. Aylık tüfede beklenti %1 civarında bir artış. Yıllık tüfe tarafında bu %20'nin altında bir artışı gösterecek. 19.63'lük bir beklenti var. Yine üfe tarafı da yine açıklanacak verilerin içerisinde olacak. Bugün aylık bazda bir önceki gerçekleşme 10.009 şeklindeydi aylıkta. Yıllığa baktığımızda 29.59'luk bir artış vardı üfe tarafında. Yapılan son alınan önlemlerle birlikte bir parça da buralarda en azından artış hızının düşmesinin beklendiğini söyleyelim. Ve gelelim bugünün sabah saatlerinde düşen bir haberine. Bankacılık sektörü açısından önemli bir haber. Şöyle detayları Fırat Borataş editörümüz toplamış. Ben de sizlerle paylaşayım hızlıca. Denizbank'ın Sibarbank'tan Emirates'e satışında yenilenen sözleşmeyle çarpan 1.17'den 1'e gerilemiş durumda. Sektöre dair görünüm açısından detaylar önemli. O detayları şöyle hızlıca paylaşalım. Denizbank'ın 3. çeyrek 2017 bilançosu üzerinden 2. çeyrek 2018'de imzalanan ilk sözleşmede satış değeri 14.6 milyar lira idi. Buradaki cari kurla çarptığımızda 3.2 milyar dolara gelmişti. 2018 bilançosu üzerinden yenilenen sözleşme tarafına bakıldığında 15.48 milyar liralık bir karşılık var burada. Bu da 2.8 milyar dolara işaret ediyor. BİS'te işlem görüyor Denizbank malum. 0.15 fiyatında hesaplanan piyasa değerine göre 3.4'lük bir iskontosunun olduğunun altını çizmekte fayda var. Diğer detayları ilerleyen dakikalarda bültenlerimizde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Parametreye noktayı koyalım. 93.533 endekslerinden Borsa İstanbul'u açıyoruz. 5.59 seviyelerinde ise hemen hemen dolar TL'de 6.28.43'ü görüyorum. Euro TL tarafında güzel, keyifli, sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dilerim. Hoşçakalın.